Hocamıza ilk soru olarak soralım. Karın ağrısı nedir, neden olur? Karın ağrıları hastalarımızı en çok hastaneye, doktora getiren şikayetlerden biri. Bazen sebebi çok basit olabiliyor. Bir gaz sancısı, bir yiyeceğin dokunması ya da bir soğuk gibi. Ama bazen de ciddi hayati tehlike oluşturacak bir hastalığın da ön belirtisi olabiliyor. Çok değişik sebeplerden kaynaklanabiliyor. Genellikle tabii ki karın ağrımız karın boşluğundaki organların hastalıklarından kaynaklanan ağrılardır. Ama bazen karın dışında da mesela kalpte, akciğerde ki bazı hastalıklarda yine karın ağrısıyla bize gelebilirler. Karın ağrılarının değişik sebepleri ve başlangıç süresine göre değişik şekillerde ele alınabiliyor. Bizim için her karın ağrısı önemli olmakla birlikte akut batın dediğimiz acil gelişen karın ağrıları tabii ki biraz daha öncelikli ve biraz daha ciddi olabiliyor. Bunlarda acil bazen ameliyatlık durumlar ve bu geciktiği zaman ciddi hayati tehlikeler oluşabiliyor. Onun için bu karın ağrısının işte yeni mi, eski mi, şiddeti nedir, ne zamandan beri var, bunların iyice ayrımını yapıp bazen de tedavi için çok hızlı tanı koymak gerekiyor. Neden peki oluşur hocam? Karın ağrısı neden oluşur? Karın ağrısının değişik sebepleri var. Sıklıkla gördüğümüz öncelikle acil olarak karın ağrılarının sebepleri, yani akut batın dediğimiz ameliyat gerektiren ağrı sebepleri mesela bir apandisit olabilir, bir safra kesesi taşı olabilir, bir pankreas iltihabı olabilir. Bunun dışında mesela bir dış gebelik yırtılmasına bağlı olabilir. Yine mesela ameliyat gerektiren karın ağrısı sebeplerinden bazen böbrek taşları, yine bunlar da karın ağrısı yapabiliyor.